Hazırsanız arkadaşlar, yazılarımız net bir şekilde okunuyor ve hemen bu geceki konumuza başlıyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923 arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilanı. Evet, yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Sizleri susturacağım. Arada bir yoklayacağım sizi ama genel olarak yorumlarımız ders esnasında kapalı olacak. Hem sizin dikkatinizin dağılmaması adına hem de benim için bu şekilde daha iyi olacak arkadaşlar. Evet, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923. Cumhuriyet ne zaman ilan ediliyor arkadaşlar? Cumhuriyet 2. TBMM döneminde ilan ediliyor. Hemen bir önceki dersimizi hatırlayalım. Bir önceki dersimizde arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı bitirdik. Silahlı mücadele dönemi bitti. Arkasından Lozan'ı imzaladık. Lozan'la Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı kabul edildi. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığının tanınmasıyla birlikte, Yeni Türk Devleti'nin tam bağımsız olmasıyla birlikte artık inkılaplara ortam hazırlanacak. İnkılapların yapılması için ortam daha kolay olacak arkadaşlar. Bağımsızlığın kazanılmış olması. Şimdi daha önce 1. TBMM döneminde inkılap olarak sadece ne yapılmış arkadaşlar? Daha önce 1. TBMM döneminde yapılan bir tek inkılap vardı. O inkılap neydi arkadaşlar? Saltanatın kaldırılması. Peki saltanat hangi arada kaldırıldı? Saltanat Mudanya ile Lozan arasında. Mudanya ateşkesi yapıldı. Arkasından Lozan'ın çalışmaları başladı. Lozan'a Osmanlı Devleti de davet edildi. Lozan'a Osmanlı Devleti de davet edilince TBMM Türkiye'nin bu toprakların tek temsilcisi olarak Lozan'a katılmak için ne yaptı? Saltanatı kaldırdı ve o şekilde Lozan'a tek başına gitmeyi başardı. O zaman saltanatın kaldırılmasını hızlandıran neydi arkadaşlar? Lozan'a Osmanlı'nın da çağırmış olması saltanatın kaldırma sürecini hızlandırdı. Yani belki de o süreçte Lozan'a Osmanlı çağrılmasa belki saltanat da 1. TBMM döneminde kaldırılmayacaktı ya. Kafada tabii ki kaldırmak vardı bunu ama uygun ortam bekleniyordu veya bir fırsat bekleniyordu ve ne oldu o arada? Lozan'a Osmanlı da çağrıldı. O zaman ne dediler? Lozan'a iki devlet olarak, iki temsilci olarak gidemeyiz. En iyisi saltanatı kaldıralım. Böylece Lozan'a tek başımıza katılalım. Daha önce yapılan tek inkılap saltanatın kaldırılması. Ne zaman? 1. TBMM döneminde. Lozan imzalandı. Lozan imzalandıktan kısa bir süre sonra arkadaşlar 1. TBMM feshedildi. Yasama dönemini tamamladı. 2. TBMM göreve başladı. 2. TBMM göreve başladıktan sonra bakın 2. TBMM'nin yapmış olduğu ilk iş, yazın bir kenara. 2. TBMM'nin yaptığı ilk iş nedir? Lozan'ı onaylamak. Unutmuyoruz. TBMM 11 Ağustos 1923'te göreve başladım. Hemen arkasından arkadaşlar 13 gün sonra, 12 gün sonra 23 Ağustos 1923'te Lozan'ı onayladı. 2. TBMM'nin yaptığı ilk iş nedir? Lozan'ı onaylamak. Zaten Lozan'la ilgili şunu da söylüyoruz arkadaşlar. Lozan'ın imzalanması 1. TBMM. Lozan'ın onaylanması ise 2. TBMM dönemine denk geldiğini arkadaşlar unutmayalım. Sonra Ankara'yı başkent ilan ediyor. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent ilan ediliyor. Ve şimdi de sıra neydi arkadaşlar? Sıra Cumhuriyet'i ilan etmekte. Evet, Mustafa Kemal 28 Ekim gecesinde akşamında kurmaylarını toplayacak ve ne diyecek? Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz diyecek ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edecek. Peki Cumhuriyet neden ilan edildi arkadaşlar? Ulusal egemenliği resmileştirmek için, yani ulusal egemenlik. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte zaten fiili olarak var değil mi? Şimdi Cumhuriyet ilan ederek bu resmileştirilecek. Rejim sorununu çözmek bakın. Çünkü 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldıktan sonra bakın
İki tane sorun iyice ayyuka çıkıyor. Biri rejim sorunu, biri devlet başkanlığı sorunu. Çünkü saltanatı kaldırmışız ama rejim nedir dememişiz. Saltanatı kaldırmışız ama devlet başkanı belirlememişiz. İşte saltanatın kalması, bu iki sorun iyice gün yüzüne çıktı, ayyuka çıktı. Cumhuriyet ilan edilerek bu iki sorun çözülecek, bundan önüne geçecek. Ve bir de bakın çok çok önemli, sonbaharda ortaya çıkan hükümet bunalımını aşmak. Evet. Ekim bunalımı deniliyor, sonbahar bunalımı deniliyor, hükümet bunalımı deniliyor. Bak unutmayalım, sonbahar bunalımı, hükümet bunalımı, Ekim bunalımı arkadaşlar deniliyor. Peki bu bunalım neyden kaynaklı? Evet, Cumhuriyet'in ilanından önce yaşanan bunalım neyden kaynaklı arkadaşlar? Bu bunalımın sebebi nedir? Bu bunalımın sebebi birinci tevmenin açılmasıyla birlikte uygulanan meclis hükümeti sistemi. Unutmayalım. Hükümet bunalımının sebebi nedir arkadaşlar? Meclis hükümeti sistemi. Peki nasıl hükümet bunalımına yol açıyor? Meclis hükümeti sisteminde bakın. Meclis hükümeti sisteminde bakanlar tek tek meclis tarafından oylamayla göreve geliyor. Bakın bakanlar tek tek oylamayla göreve geliyor meclis hükümeti sisteminde. Ve hükümetin kurulması uzun zaman alıyor ya da hükümet kurulsa bile, bakın dikkat, hükümet kurulsa bile uyum içinde çalışması neydi? Zordu. Çünkü bir kişi bunları seçmiyordu. Meclis bunların hepsini seçiyordu. Ve böyle olunca da uyumlu olmayan kişiler aynı hükümette bir araya gelebiliyordu. Demek ki hükümet bunalımının, sonbahar bunalımının sebebi nedir arkadaşlar? Birinci meclisin çalışma sistemi olan birinci temel açılmasıyla beraber teşkilat-ı esasiyede de var olan meclis hükümeti sistemi bu hükümet bunalımına sebep oluyor. İşte bu ortamda özellikle bu hükümet bunalımını da aşmak adına Cumhuriyet ne yapılacak? İlan edecek. Bakın buraya da dikkat, yine hızlandırıcı diyoruz. Cumhuriyet'in ilanının nedenlerinden öte bu ilanı hızlandıran bir faktördür arkadaşlar Cumhuriyet'in. Hükümet bunalımı Cumhuriyet'in yanına o şekilde hızlandırıcı bir etki olarak ortaya çıkacak. Unutmayalım, bakın az önce mesela saltanatın kaldırması hızlandırıcı faktör neydi? Lozan'a Osmanlı'nın da çağrılması. Cumhuriyet'in ilanı hızlandıran faktör nedir peki? Hükümet bunalımının yaşanması. Peki ne oldu Cumhuriyet'le birlikte arkadaşlar? Cumhuriyet'le beraber ulusal egemenlik arkadaşlar resmileşti. Şimdi ulusal egemenliğin biraz geçmişine gidelim, bir nostalji yapalım. Ulusal egemenlik ilk kez Amasya Genelgesi'nde söylendi. Amasya Genelgesi'ndeki milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi ulusal egemenliğin ilk adımı arkadaşlar. Arkasından Erzurum Kongresi'nde ne dediler? Dediler ki kuvayi milli yetken irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır. Bak irade-i milliye hakim hak esastır. Yani Cumhuriyet orada açıkça söylüyordu değil mi? Tabi Sivas Erzurum'un kararlarını aynen aldı. Ondan sonra Amasya görüşmelerinde Misak-ı Milli'de ulusal egemenliğe yönelik bir karar söz konusu değil. Çünkü birlik ve beraberlik ön plandaydı. Bu padişah taraftarlarının da desteği alınmak istiyordu. Sonra 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı. Sonra 1921 Teşkilat-ı Esasiye, yani 1921 Anayasası benimsendi. 1921 Anayasası'na göre egemenlik kayıtsız şartsız kime verildi? Millete verildi. Bakın tüm bunlar neyin hazırlığıydı? Cumhuriyet'in hazırlığı ve Cumhuriyet'in önündeki en büyük engel neyle ortadan kalktı bakın? Saltanatın kaldırılması, unutmayalım. Cumhuriyet'in yolunu açan en önemli inkılap, en önemli adım hangisidir? Saltanatın kaldırılması ve şimdi de Cumhuriyet ilan edildi. Böylece ulusal egemenlik resmileşti. Rejim sorunu çözüldü. Evet, rejim sorunu arkadaşlar çözüldü. Artık rejim nedir? Cumhuriyet arkadaşlar. Böylece Türkiye Cumhuriyeti resmen kuruldu. Evet, Türkiye Cumhuriyeti resmen kuruldu. Şimdi yeni Türk Devleti'nin kurulması dediği zaman 23 Nisan 1920. Evet, 23 Nisan 1920 bu sene 100. yılını kutladığımız arkadaşlar. 23 Nisan 1920 yeni Türk Devleti'nin
kuruluşudur. Ama şimdi yeni Türk Devleti kurulurken arkadaşlar bu devletin adı belli değil. Yani TBMM hükümeti olarak geçiyordu. Yani devlet var ama devletin adı henüz belli değildi arkadaşlar. Yani bu neye benziyor arkadaşlar? Şimdi çocuk doğmuş, tamam mı? Ama henüz çocuğa isim konusunda bir anlaşma yok. Yani 1 yaşına giriyor, 2 yaşına geliyor, 3 yaşına geliyor, hala çocuğun ismi belli değil. Ve en son ne yaptık arkadaş? 1923'te adını Cumhuriyet koyduk, değil mi? 1923'te adını Cumhuriyet koyduk arkadaşlar ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Rejim sorunu arkadaşlar çözülmüş oldu. Diğer taraftan arkadaşlar devlet başkanı sorunu çözüldü. Devlet başkanlığı olarak hangi makam ortaya çıktı? Cumhurbaşkanlığı makamı ortaya çıktı. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı oldu. Ve Mustafa Kemal arkadaşlar 1923-1938 arası 15 yıl arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı görevini yapacak. Ve bu yönde Türkiye'de en fazla bu görevi yöneten kişi olacak. Evet, unutmayalım. Atatürk, Mustafa Kemal 1923-1938 15 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı görevini yapıyor. Şimdi bazen sorular da geliyor bak. Mustafa Kemal kaç yıl bu görevi yaptı? 15 yıl. Peki Mustafa Kemal kaç defa seçildi? Bazen bu da geliyor bak. İlginç böyle. Küçük bir ayrıntı. Mustafa Kemal kaç kez seçilmiştir? Arkadaşlar 4 kez seçilmiş. 1923, 1927, 1931, 1935 arkadaşlar. 4 yılda bir seçimler yapılıyor o dönemde. İlk etapta teşkilat-ı esasiyeli seçimler 2 yılda bir yapılır ama sonra 1924 Anayasası ortaya çıkacak. 24 Anayasası'na göre seçimler 4 yılda bir yapılır arkadaşlar. 23, 27, 31, 35 arkadaşlar. 38'de vefat ediyor. Eğer vefat etmezse 39'da bir daha seçim vardı, değil mi? Ama 38'de vefat etti. Unutmuyorsun Mustafa Kemal 15 yıl boyunca bu görevi yapmış ve bu 15 yılda kaç kez seçilmiş? 4 kez seçilmiş diyoruz arkadaşlar. Evet, diğer taraftan bakın az önce biz dedik ki bir bunalım vardı, değil mi? Bunalım. Bunalımın sebebi neydi? Meclis hükümeti sistemi. Meclis hükümet sistemine ne geçiyor? Kabine sistemine geçiliyor. Şimdi meclis hükümetinden kabine sistemine geçilmesi bunalımın aşılmasını sağlıyor. Yani hükümet bunalımı neyle aşıldı? Kabine sistemine geçilerek aşıldı. Peki meclis hükümeti ve kabine sistemini çok kısa ve net, kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Şimdi meclis hükümetinde dikkat, bak çok önemli. Meclis hükümetinde meclisin başkanı ile hükümetin başkanı bir kişi, bakın. Meclis hükümetinde meclisin başkanı, hükümetin başkanı bir kişi. Kabine sisteminde meclis başkanı ayrı, hükümet başkanı ayrı, değil mi? Türkiye'de işte en son değişikliğe kadar parlamenter sistem vardı. Başbakan vardı, yani başbakan dediğimiz hükümet başkanı vardı, bir de meclis başkanı vardı, değil mi? İşte Türkiye bu kabine sistemine 1923'te geçiyordu ve meclis hükümetine bakın, meclisin başkanı, hükümetin başkanı bir kişi. Kabine sisteminde meclis başkanı ayrı, hükümet başkanı ayrı. Bak burada bu ayrı olma durumu aynı zamanda güçler ayrılığı için de bir adım. Bakın kabineye geçilmesi güçler ayrılığı için de bir adımdır. Çünkü yasama ve yürütme birbirinden ne oluyor? Ayrılıyor. Peki diğer fark ne? Meclis hükümetinde, bak az önce bahsettik. Meclis hükümetinde bakanları tek tek meclis oylamayla seçiyor. Kabine sisteminde ise bakanları hükümeti kurmakla görevlendirilen, yani başbakan olacak, hükümet başkanı olacak kişi diyor ki şu 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 o seçiyor arkadaş. Bak bir kez daha söylüyorum. Meclis hükümetinde bakanları tek tek meclis seçer. Kabine sisteminde ise bakanları başbakan ya da hükümet başkanı olan kişi tek tek ne yapıyor? Bakanlarını seçiyor arkadaşlar. Tabii kabine sistemi daha hızlı hükümetin kurulmasını sağlıyor ve daha uyumlu. Çünkü bir kişi seçtiği zaman kimler uyumlu, kimler birlikte çalışabilir bunu seçebilirdi arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Hükümet bunalımı aşıldı. İsmet İnönü başbakan, değil mi? Cumhuriyetle beraber ilk başbakanımız kim? İsmet Paşa. Meclis başkanımız kim? Fethi Okyar. Ali Fethi Okyar. Ali Fethi Bey
İlk meclis, yani Cumhuriyet'ten sonraki ilk meclis başkanı arkadaş Ali Fethi Bey olacak. Şimdi bazen sorularda geliyor. Bir, Cumhurbaşkanı, iki başbakan, üç meclis başkanı. Mustafa Kemal bu görevlerden hangisini yapmamış? Evet, Mustafa Kemal bu görevlerden hangisini yapmamış? Mustafa Kemal başbakanlık yapmamıştır değil mi? Mustafa Kemal birinci teme zamanında meclis başkanlığı yapmıştır. Cumhuriyet'in ilanıyla beraber Cumhurbaşkanlığı yapmıştır ama Mustafa Kemal başbakanlık görevini yapmamış. Bazen sorularda arkadaşlar geliyor. Bir de dikkat, İsmet Paşa'nın bu başbakanı 23 ve 24 arasıdır. İleride bak birazdan Şehzade İsyan'ı anlatacağız. Orada bağlantıyı kurmanız için bakın şimdi unutmayalım. İsmet İnönü, İsmet Paşa 1923-24 arası başbakan. Sonra 24'te Fethi Bey, Ali Fethi Okyar başbakan oluyor. Ne zamana kadar Ali Fethi başbakan oluyor? 1925 Şehzade İsyan'ına kadar. Şehzade İsyan çıkınca Fethi Bey, Ali Fethi Bey istifa etmek zorunda kalacak. Unutmayalım. 23-24 arası başbakan İsmet Paşa, 24-25 arası başbakan kim? Fethi Bey, Ali Fethi Okyar arkadaşlar diyoruz. Evet, Cumhuriyet'in ilanıyla beraber Amasya Genelgesi söylenmiş olan milletin istiklali, yine milletin azim kararı kurtaracak maddesi direkt hayata geçmiş oldu arkadaşlar. Şimdi önce saltanat kaldırıldı, sonra cumhuriyet ilan edildi ve saltanatın kaldırıldığı, cumhuriyetin ilan edildiği bir ortamda artık neye yer yoktur arkadaşlar? Artık halifeliğe yer yoktur, unutmayalım. Saltanatın kaldırıldığı, cumhuriyetin ilan edildiği bir ortamda artık halifeliğe yer yok. Onun için 3 Mart 1924 yılında halifelikte ne olacak arkadaşlar? Kaldırılacak. Unutmayalım bak. Kronolojiye dikkat. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması arkadaşlar. Kronolojiye dikkat etmemizde fayda var arkadaşlar. Kronoloji soruları zaman zaman karşımıza çıkacak. Peki halifelik neden kaldırıldı? Halifeliğin ulusal egemenliğe, yani cumhuriyete ve aynı zamanda kurulmak istenen laik düzene, laikliğe aykırı olması. Geçici halife Abdülmecid'in yetkilerini aşması. 1922 yılında saltanat kaldırıldıktan sonra Abdülmecid Efendi geçici halife seçilmiş ama Abdülmecid Efendi kendisini meclisin üzerinde görmeye başlıyor ve diğer taraftan halifeliğin çağ dışı o fonksiyonu yitirmiş olması ve yine hem halifenin kendisinin hem de halife taraftarlarının halifeyi meclisin üzerinde görmeye başlaması, yani biz halifeye tabiiz, TBMM kim oluyor diyen bir kesim vardı işte. Buna karşı da 3 Mart 1924 yılında halifelik arkadaşlar kaldırıldı. Halifeliğin sonuçları, ulusal egemenlik ilkesi pekiştirildi. Yani cumhuriyet güçlendirildi. Bak unutmayalım, cumhuriyet güçlendirildi, ulusal egemenlik pekiştirildi. Bakın bu şeye dikkat etmemiz lazım. Saltanatın kaldırılması cumhuriyetin yolunu açıyor. Halifeliğin kaldırılması ise cumhuriyeti pekiştiriyor. Bakın önceki olay yol açar, sonraki olay güçlendirir. Saltanat cumhuriyetin yolundaki engeli kaldırdı, saltanatın kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması ise getirilen cumhuriyeti pekiştiriyor, güçlendiriyor. Yeniliklerin önündeki en büyük engel ortadan kaldırdı. Dikkat! Evet, Osmanlı'da yeniliklerin önündeki en büyük engel Yeniçerilerdi. Bak unutmayalım. Bağlantı kuruyoruz hemen. Osmanlı'da yeniliklerin önündeki en büyük engel Yeniçerilerdi. Yeniçeriler ne zaman kaldırıldı? Vakayı hayriye, hayırlı olay değil mi? Şimdi halifelik kal, bak bağlantılara dikkat etmemiz lazım. Bağlantıları iyi kurmamız lazım. Yeniliklerin önündeki en büyük engel ortadan kaldırıldı. Laikliğin en önemli, en büyük adımı atıldı. Bakın laikliğin ilk adımı saltanatın kaldırılması. En önemli adımı ise halifeliğin kaldırılması. Bak dikkat, ilk adım saltanatın kaldırılması. En önemli adım halifeliğin kaldırılması. Çağ dışı gereksiz, fonksiyonsuz bir kurumu ortadan kaldırıldı. Osmanlı hanedanı ülkeden çıkarıldı. Bakın ya, çok karıştırılan bir şey. Saltanat kaldırıldığı esnada kim çıkıyor yurt dışına? Vahdettin. Ama halifelikle tüm Osmanlı soyu sürgün edildi, ülkeden çıkarıldı, vatandaşlığından çıkarıldı arkadaşlar. Ümmet toplumundan millet toplumuna geçişin çok önemli bir adımı atıldı ve bağımsız dış politika için çok önemli bir adım. Bakın bu maddede
Çok önemli. Bu madde de çok karıştırılıyor arkadaşlar. Sorular da geliyor. Diyor ki bağımsız dış politikanın en önemli adımı hangi inkılaptır? Halifeliğin kaldırılması. Neden bağımsız dış politika arkadaşlar? Şimdi halife tüm Müslümanların lideri. Halife tüm Müslümanların lideri olduğu için doğal olarak halife bir adım attığında onlara da düşünmek zorunda. Onlardan yani onların fikirlerini bir şekilde alacaktı. Onları düşünecekti. Onun için bağımsız bir dış politika mümkün değildi. Halifelik kaldırılarak hem onların iç işlerine karışmayacak hem de onlar Türkiye'den talepte bulunup iç işlerine karışmasının önüne geçilmiş olacak. Unutmuyoruz bağımsız dış politika için önemli bir adım arkadaşlar. Ve halifelik de aynı gün bakın Tevhidi Tedrisat Kanunu, Eğitim Öğretim Birliği Kanunu sağlandı. Eğitim Öğretim Birliği sağlandı arkadaşlar. Zaten inkılaplar kısmında ayrıca ele alacağız ama bir ön bilgi verelim. Şer'iye efkaf vekaleti kaldırıldı. Şer'iyenin yerine Diyanet İşleri gelecek. Efkafın yerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulacak. Ve Erkan Harbiye Umumiye vekaleti kaldırılarak bunun yerine de Genelkurmay Başkanlığı kuruluyor. Erkan Harbiye'nin kuruluş amacı nedir arkadaşlar? Erkan Harbiye'nin kaldırılma ve yerine Genelkurmay'ın getirme amacı nedir? Ordu ve siyaseti birbirinden ayırmak. Unutmuyoruz ordu ve siyaseti birbirinden ayırmak adına arkadaşlar Erkan-ı Harbi Umumiye vekaleti kaldırılarak yerine Genelkurmay Başkanlığı arkadaşlar kurulacak. Bak o zaman aynı gün yapılan inkılaplar bakın aynı gün halifeliğin kaldırılması, Osmanlı Hanedan ülkeden çıkarılması, Tevhid-i Tedrisat, Şer'iye Efkaf, Erkan-ı Harbi bunlar aynı gün yapılan inkılaplar arkadaşlar. Buraya mesela genellikle şunu koyuyor tekke ve zaviyeleri koyuyor bakın. Aykırı bir şık olarak hangisi diyor aynı günde yapılan inkılaplardan biri değildir. Ya da diyor ki hangisi farklı bir tarihtedir. Tekke ve zaviyenin kaldırılması bundan bir yıl sonradır. Ayrıntıya dikkat etmemiz lazım. Veya bunları veriyor, bu beşini veriyor bakın. Halifelik diyor Osmanlı Hanedan çıkarması. Tevhid-i Tedrisat, Şer'iye Efkaf, Erkan Harbiye. Hangisi diyor laiklikle ilişkili değil. Evet hangisi laiklikle ilişkili değil. Erkan-ı Harbiye laiklikle ilişkili değil arkadaşlar. Erkan-ı Harbiye ordu ve siyaseti birbirinden ayırmaya yönelik olduğu için daha çok ne diyoruz arkadaşlar? Daha çok demokrasiyi güçlendiriyor ve bu da cumhuriyete girer bakın. Söylemiş olalım. Şimdi halifelik bu şekilde kaldırıldı. Bir de bazen şu soruluyor. Halifelik bakın hangi ilkelerle ilişkili? Halifelik devletçilik hariç bakın halifelik devletçilik hariç diğer 5 ilkeyle ilgili bak kaç tane temel ilke var 6 değil mi 6 ok değil mi 6 ok bakın 6 ilke halifeliğin kaldırılması devletçilik hariç diğer 5 ilkeyle yakından ilgili nasıl? Şimdi bir kere halifelik dini bir şey dini bir kurum olduğu için direkt zaten en çok ne diyoruz laiklik diyoruz tamam. Bu bir. İkincisi dedik arkadaşlar ulusal egemen pekiştiriyordu. Bu da ne oldu? Cumhuriyetçilik etti. İki. Cumhuriyetçilik varsa %100 halkçılık var etti. Üç. Yeniliklerin önündeki büyük bir engeli kaldırıyor. Değil mi? Ve büyük bir yenilik hareketi olduğu için inkılapçılık etti. Dört. Peki milliyetçilik ne alaka diyor şimdi bazılarınız. Duyuyorum sizi. Milliyetçilik ne alaka? Bakın sonuca bakın ümmet toplumundan millet toplumuna ulus toplumuna geçiş. Ümmet toplumundan millet toplumuna ulus toplumuna geçiş olduğu için arkadaşlar aynı zamanda milliyetçilik için de çok önemli bir adım arkadaşlar unutmayalım. Halifenin kaldırması devletçilik hariç diğer 5 ilkeyle yakından ilgili. Şimdi 1924 Anayasası arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde vereceğim arkadaşlar. Egemenlik diyor kayıtsız çarsız milletindir diyor. 21, 24, 61, 82 tüm anayasanın ortak özelliğidir bu. Devletin yönetim şekli cumhuriyet arkadaşlar. Bu 1921 teşkilat esasında belirtilmemişti. Sonra 1923'te cumhuriyet ilan edilince değişiklik yapılarak bu da eklenmişti. Unutmayalım bu da eklenmişti. Devletin dini İslam, başkenti Ankara, resmi dili Türkçe,
kabine sistemi uygulanır. Teşkilata esas yerine meclis hükümeti vardı. Cumhuriyet ilan edilene kadar. Yasama yürütme işleri TBMM'nin kontrolünde, yargı bağımsız mahkemelerce yürütür. Kısmen güçler ayrılığı arkadaşlar. Seçme ve seçilme hakkı sadece erkek vatandaşlara aittir. Tamamen eşitliğe aykırı. Yani önce 18 yaşındaki erkeklere ait, sonra 22 yaşındaki erkeklere ait, sonra tekrar 18'e indirildi arkadaşlar bu yaş sınırı. Ve belli bir dönem vergi veri şartı vardı. Şimdi vergi veri şartının olması, sadece erkeklere bu hakkın vermiş olması eşitliğe aykırı durumlar olduğunu arkadaşlar unutmayalım. Şimdi yapılan bazı değişiklikler arkadaşlar. 24 Anayasası 1961'e kadar yürürlükte kalmış bir anayasamız arkadaşlar. Ve geçen seneye kadar, bakın geçen seneye kadar, işte 2018'e kadar ne diyorduk? 2018'e kadar yürürlükte en fazla kalan anayasa 24. Ama artık bunun yerini aldı. En çok yürürlükte kalan anayasamız hangisi oldu? 82 anayasamız oldu arkadaşlar. Şimdi bazı değişiklikler var belli başlı. 28'de devletin dini İslam'dır maddesi çıkarılıyor. Laiklik için önemli bir adım. İşte bunun yanında milletvekili yemin metinlerindeki vallahi billahi tillahi kelimelerinin çıkartılması. Bak bunlar yine laiklik için olduğunu unutmayın. Çünkü vallahi billahi, bak al billah Allah. Değil mi? Bunlar Allah kelimesi dini kavramlara geçtiği için bunlar da laikliğe girer. 1930'da kadınlara belediye, 33'te muhtarlık, 34'te de milletvekili seçme, seçilme hakkı tanındı. Bakın, evet, kadınlara seçme, seçilme hakkı tanınıyor. Anayasa ekleniyor bu. Bunu şöyle sırayla bakın. BMV diyoruz değil mi? Kadınlar diyor BMV sahibi oldu. Böyle deyince böyle sınıftaki kadın arkadaşlarım seviniyor. Aa ne güzel, biz de BMV sahibi olacağız. Böyle kolay değil değil mi? Evet, zengin koca bulursanız belki. Evet, 1937'de Atatürk ilkeleri anayasaya girdi arkadaşlar. 5 Şubat 1937 böylece anayasanın laikleşmesi tamamlandı. Bak unutmayalım, anayasanın laikleşmesi ne zaman tamamlandı? 1937'de tamamlandı. Çünkü tüm ilkeler laiklikle beraber anayasaya girdi. İlginç bir değişiklik var arkadaşlar. 1945'te çıkartılan bir yasayla 1924 anayasasının dili baştan aşağı Türkçeleştiriliyor. Sonra Demokrat Parti'nin dil devrimi konusundaki farklı anlayışı ve bir de çok da abuk sabuk kelimeler de çıkıyor ortaya. Yani Türkçeleştirme derken, Türkçeleştirme yapalım derken de tamamen de bazı şeyler, farklı şeyler ortaya çıkmış. 1952'de çıkartılan bir anayasa ile anayasa tekrar o Türkçeleştirilmeden önceki o metne geri dönülmüş oldu arkadaşlar. 24 Anayasası bu şekilde. Şimdi Şeyh Said ayaklaması 13 Şubat 1925. Evet, Şeyh Said isyanı. Neden Şeyh Said isyanı çıktı arkadaşlar? Saltanat hilafet tarafından eski rejime özlem duymaları. Yani onu geri getirme istekleri. Hilafet komitesinin çalışmaları. Kürt İstiklal Komitesi'nin bölgedeki çalışmaları. Feodal beylerin cumhuriyetle beraber çıkarlarını kaybetme korkusu. Terakkiperverli bazı milletvekilerin desteği, kışkırtmaları ve Musul'u almak isteyen İngilizlerin Türkiye'yi içte zayıflatmak istemesinden kaynaklı 13 Şubat 1925'de Şeyh Said isyanı arkadaşlar çıktı. Şeyh Said isyanı arkadaşlar Piran dediğimiz bölgede arkadaşlar çıkıyor. İsyan çıktığında hükümetin başında başbakan kim var? Ali Fethi Okyar. Bakın, hükümeti istifa et. Şimdi az önce ben uyardım sizi. Yani Ali Fethi ne zaman hükümet oldu? Ne zaman başbakan oldu demeyin bana, bakın. Az önce ben uyardım. Ali Fethi ne zaman başbakan oldu? 23-24 arası başbakan, hükümet başkanı İsmet Paşa. 24-25'te başbakan kim oluyor? Ali Fethi yokken. Ama Şeyh Said isyanı çıkınca Ali Fethi Bey bu isyanı bastıramıyor. Pasif kalıyor. Pasif kalınca Ali Fethi Okyar istifa et yerine tekrar İsmet Paşa hükümeti kuruldu. İsmet Paşa hükümeti kurulduktan hemen sonra işe koyuldu. Takrir-i Sukun yasasını çıkartıyor arkadaşlar. 1925. Evet. O zaman dikkat. Takrir-i Sukun niçin çıkarıldı? Takrir-i Sukun arkadaşlar Şeyh Said isyanını bastırmak için çıkartıldı.
Peki hangi dönemde çıkartıldı? İkinci TBMM döneminde. Unutmayalım, ikinci TBMM döneminde çıkartılan bir kanundur Takrir-i Sukun yasası. Ve Takrir-i Sukun arkadaşlar sadece Şeyh Said İçen için değil, bak özelde Şeyh Said içindir, ama bu yasa 1925 ve 1929 yılları arasında yürürlükte kaldı. Bu 4 yıllık süre içerisinde parti kurmak yasak. Bu 4 yıllık süre içerisinde devrimleri inkılapla eleştirmek tamamen yasak. Bölgesel seferberlik ilan ediliyor. İstiklal mahkemeleri yeniden kuruluyor arkadaşlar. Ve isyancılar yakalanarak istiklal mahkemelerince idam ediliyor arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Evet, unutmuyoruz, Terakkiperver neden kapatıldı? Şeyh Said isyanında işte kışkırtıcı gururlu olduğu için kapatıldı. Terakkiperver kapatıldığı için çok partili hayata geçiş denemelerine ara verildi. Çok parti hayat için açılan ilk parti hangisi? Terakkiperver. Terakkiperver kapatılınca çok partili hayata geçiş denemelerine ara verildi. Musul kaybedildi arkadaşlar. Çok önemli, çok kötü bir sonuç maalesef. Musul kaybediliyor. Burada şu yorumu yapıyoruz: dışta başarılı olmak, ön koşu içte başarılı olmak. Çünkü Türkiye isyanla uğraştığı için Musul'la yeteri kadar iyilemedi ve Musul kaybedilmiş oldu. Evet, not diyoruz arkadaşlar. Şeyh Said ayaklanması Türkiye Cumhuriyeti rejime karşı ilk ayaklanmadır. Ve bu yönüyle Osmanlı'daki neye benziyor? 31 Mart'a benziyor. 31 Mart ve Şeyh Said, ikisi de rejime karşı. Ama Şeyh Said'de Cumhuriyet rejimi var. 31 Mart'ta ise Meşrutiyet rejimi var. O ayrı noktalara da dikkat etmemiz arkadaşlar gerekiyor. Evet. Partiler arkadaşlar, ilk partimiz, ilk fırkamız Halk Fırkası, 9 Eylül 1923. Birinci temelde Mustafa Kemal öncülük yaptı. Müdafaa Hukuk grubu tarafından kuruldu. Hangi ilkeler doğrultusunda arkadaşlar? 9 umde diyoruz. Dikkat, 9 umde. Unutmayalım. Bazen sorularda geliyor arkadaşlar. 9 umde doğrultusunda kurulan parti arkadaşlar hangisidir? 9 umde doğrultusunda kurulan parti Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte o zamanki ilk ismiyle Halk Fırkası arkadaşlar. İlk parti olarak 9 umde doğrultusunda kurulduğunu arkadaşlar unutmayalım. Bu parti, bakın, Türkiye'nin ilk siyasi partisidir. Türkiye'nin ilk siyasi partisidir. Çağdaş laik demokratik bir düzenden yanadır. Ekonomik model nedir? Devletçilik arkadaşlar. Ekonomik model devletçilik. Yani halkın yapamadığı yatırımların devlet tarafından yapılmasını savunur. Türkiye'deki inkılapları gerçekleştiren ve yerleşmesini sağlayan partidir. Evet, Türkiye'deki inkılapları gerçekleştiren ve aynı zamanda bu inkılapların yerleşmesini sağlayan parti arkadaşlar Halk Fırkası'dır. 1950'ye kadar kesintisiz iktidarda kalmıştır. Evet, 27 yıl kesintisiz iktidarda kalmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası adını alacak. 1935'teki 4. olağan kongreden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi adını alacak arkadaşlar Halk Fırkası. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar. Mustafa Kemal yakın silah arkadaşları olan Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Obey, Refet Bey'le Adnan adı var. Nuri Jonker tarafından kurmuş. Türkiye'nin, bakın, İkinci siyasi partisi ilk muhalefet partisidir. İkinci siyasi parti ilk muhalefet partisi. Çağdaş demokratik sosyal devlet düzenini savunuyor. İnkılapçı ve laik olmayıp ıslahatçıdır daha çok. Yani o inkılapların, kökten yapılan yeniliklerin millete uygun olmadığını savunuyor. Laik değil, inkılapçı değil, daha çok ıslahatçıdır. Devlete ait çiftliklerin ve arazilerin topraksız köylere verilmesini savunmuştur. Cumhurbaşkanı'nın siyaset ilişkisinin kesilmesini ve tek dereceli seçim sistemini savunuyor. Bakın, tek derece, çift derece. Türkiye 1900, bakın buraya dikkat. Türkiye 1923'ten 1946'ya kadar arkadaşlar çift dereceli seçim sistemini uygulamış. İki derece seçim sistemini uygulamış. İki derece nasıldı? Önce halk belli bir kitleyi seçiyor, belli bir grubu, belli bir zümreyi seçiyor. Sonra o zümre, o grup halkın adına milletvekillerini seçiyordu. İki dereceli bir seçim sistemi vardı arkadaşlar. 1923-46 arası iki derece seçim sistemi olduğunu unutmayalım.
Terakki Parti tek dereceyi savunuyor. Parti programında partinin dini inançlar fikirlere saygılı olduğu ifadesi yer alır. Bu maddeden yer alan rejim karşıtları partide toplanıyor ve zaten partinin kapatma sebeplerinden biri de bu. Ekonomik modeli nedir? Liberalizm arkadaş. Bak CHP'nin ekonomik modeli neydi? Devletçi. Bunlar ne? Liberal. CHP laik bunlar değil. CHP inkılapçı bunlar ıslahatçı. Bakın farklı şeyleri söylüyorum. CHP ile TCF arasındaki farklar. Liberalizm serbest piyasa ekonomisi değil mi? Bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsinler. Slogan bu arkadaşlar. Liberal ekonomide devlet ekonomiye müdahale etmez. Devlet banka açmaz, devlet şirket açmaz mantığı vardı liberal sistemde. Ve Şeyh Said isyanında rolü olduğu düşünerek ne yapıldı? Kapatıldı. Unutmayalım. Şeyh Said isyanı çıkınca terakkiperver kapatılmış oluyor 5 Haziran 1925 tarihinde arkadaşlar. Terakkiperver'in kapatılmasıyla çok partili hayata geçiş denemelerine ara verildi. Bunun sebebi ise halkın henüz inkılapları tam benimseyememiş olması ve ortamın müsait olmayışıdır diyoruz arkadaşlar. Yani halk demokratik olgunluğa diyor ulaşmamış. Unutmayalım. Halkın demokratik olgunluğa ulaşmamış olması, inkılapların tam benimsenmemiş, yerleşmemiş olmasından dolayı Türkiye'de çok partili hayata geç geçileceğini söylemiş olalım. İzmir suikasti. Evet. Mustafa Kemal'in İzmir gezisi sırasında eski iddiatçılar, eski terakkiciler, rejim karşıtları Mustafa Kemal'i öldürüp bu şekilde yeni kurulan rejimi yıkmayı düşünüyorlardı. Böyle bir hayal kurmuş bunlar. Ancak Mustafa Kemal'in İzmir'e bir gün geç gitmesiyle bir ihbar yapıldı ve plan bozuldu. Suikastçılar yakalandı ve istila mahkemelerince çeşitli cezalarla cezalandırıldılar. Bakın dikkat! İstiklal Mahkemesi görev yapıyor burada tekrar. Mustafa Kemal İzmir suikastini haber alınca ne diyor? Diyor ki benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Unutmayalım Mustafa Kemal bu sözü ne zaman söylüyor? İzmir suikasti üzerine Mustafa Kemal bu sözü söylüyor. Bakın Mustafa, nota dikkat. Bu olay Mustafa Kemal'in şahsında rejime karşı yapılmış bir saldırı. Rejime karşı bir plan, rejime karşı bir olay değil mi? Ama Mustafa Kemal bunlara cevaplarını veriyor değil mi? Ne diyor? Diyor ki siz diyor, yani ben diyor zaten diyor ölümlü bir kulum. Ben zaten öleceğim ama diyor Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak arkadaşlar. Unutmayalım. İzmir suikasti Mustafa Kemal'in şahsına rejime karşı. Az önce bakın rejime karşı ilk olay az önce hangisi dedik arkadaşlar? Rejime karşı ilk olay Şeyh Said. Rejime karşı ikinci olay hangisi? İzmir suikasti. Bak unutmayın İzmir suikasti rejime karşı. Mustafa Kemal'in şahsında rejime karşı bir olay olduğunu unutmayalım. Serbest Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar. SCF. Evet, SCF bizzat Mustafa Kemal'in emriyle kuruluyor. Evet, Mustafa Kemal'in emriyle kurulan bir parti. Mustafa Kemal demokratik hayatı geliştirmek adına demokrasiye olan inancından dolayı Mustafa Kemal Ali Fethi Bey'e Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurma görevini veriyor. Peki neden Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulacaktı? Çok partiye de geçmek ve bu şekilde iktidarı yani hükümeti denetlemek. Bak unutmayalım. Bu parti muhalefet olacak. Muhalefetin en büyük görevi nedir? İktidarı ya da hükümeti ne yapmak? Denetlemek arkadaş. Unutmayalım. Daha demokratik bir yapı oluşturmak, kalkın görüşünü yönetime daha çok yansıtmak ve bir de bu partinin kurulması bir de ekonomik gerekçesi var. Bak unutmayalım. Bu partinin kurulmasının bir de ekonomik gerekçesi var. 1929'da Amerika'da başlayan ve Türkiye'de etkileyen ekonomik krize farklı bir çözüm bulmak niyeti de var burada arkadaşlar. Unutmayalım. Yani 1929 ekonomik krizinin, Kara Perşembe'nin Türkiye'ye olan Türkiye olan siyasi yansımasını sorduğunda bize ne diyeceğiz? SCF'nin kurulması
1929 ekonomik krizin Türkiye olan siyasi yansıması olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bu parti bizzat Mustafa Kemal emriyle kuruldu. Kimin tarafından? Ali Fethi Okyar. Yanında kim var? Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım da bu partinin kurucuları arasında yer alıyor. Henüz kadınların siyasi hakları yokken bakın Makbule Hanım bu partinin kurucuları arasında yer almış. SCF'ye bakalım özellikleri. Cumhuriyet Halk Fırkası gibi çağdaş, demokratik ve laik. Bak dikkat, laik. Halbuki terakkiperver laik değil, değil mi? O zaman CHP ve SCF laik ama TCF laik değil. Yalnız CHP'den farklı olarak ekonomik modelde neyi savunuyor? Liberalizmi savunuyor. Bak dikkat parantez içerisinde. Liberalizm terakkiperverle Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın ortak özelliğidir. Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın ortak özelliği nedir? Liberalizm. Tek dereceli seçim sistemi savundu. Yine terakkiperverle ortak arkadaşlar. Teşvik-i sanayinin tümüyle uygulanmasını ve limanlardaki tekelci uygulamaların kaldırılmasını savunuyor. Liberalizmden dolayı bakın. Çünkü teşvik-i sanayi daha çok özel sektörü güçlendirecektir. Parti tüzüğünde kadınların seçme ve seçime hakkının verilmesine yer veriyor. Yani ilk defa kadınlara seçme ve seçime hakkı verilsin diyen parti tüzüğünde buna yere veren Serbest Cumhuriyet Fırkası. Özellikle Makbule Hanım'ın bir kadının bu partinin kurucuları arasında yer alması bu kararda etkili olmuş. Tabi parti kısa süre içerisinde rejim karşıtlarınca ele geçirildi. Rejim karşıtları parti çoğunluğu ele geçirince Ali Fethi Bey kendisi partiyi feshetti. Bak buraya dikkat. Az önce terakkiperver neden kapatılıyordu? İsyan çıkıyor. Burada dikkat bakın burada. İsyan çıkmadan parti kapatılıyor. Şeyh Said İsyanı çıktı, terakkiperver kapatıldı. Burada tersi oluyor. Burada Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor. Buna bir tepki, yani o da bir etkendir. Menemen olayı çıkıyor. Bakın, terakkiperver kapatılırken Şeyh Said İsyanı çıkıyor. Burada tersi oluyor. Burada parti kapatılıyor, sonra isyan çıkıyor arkadaşlar. Evet böylece çok partide geçişin yapılan ikinci denemede başarısız oldu. Ve 1946'ya kadar tek parti yönetimi devam etti. 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasından resmen çok partiye başladı. Daha öncesinde Milli Kalkınma Partisi var mı? Evet var ama Türkiye'de resmen çok partili hayat 46'da Demokrat Parti'nin kurulmasıyla başlar diyoruz. Peki bu tek parti yönetiminin faydası ne oldu? Tek parti yönetiminin faydası arkadaş inkılapların, devrimlerin yerleşmesini sağladı. Peki neden uzun bir süre sonra çok partiye geçildi? Neden bu kadar beklenildi? Çünkü az önce söyledik halk demokratik olgunluğa tam ulaşmamış. Evet halk demokratik olgunluğa tam ulaşmamış ve inkılaplar henüz tam benimsenmemiş, yerleşmemiş olduğu için çok partili hayata geç geçiliyordu. Evet. Bunlara da dikkat. Bu iki parti dışında Atatürk zamanında Ahali Cumhuriyet Fırkası, Amele ve Çiftçi Fırkası, Laik Cumhuriyetçi İşçi Çiftçi Fırkaları da kurulmuş Atatürk zamanında. Bazen bunları veriyor. Mesela araya Osmanlı zamanı bir tane parti koyuyor. İttihat Terakki'yi koyuyor. Ahrar'ı koyuyor. Ahrar Fırkası'nı. Hürriyet İtilafı koyuyor. Hangisi diyor Atatürk zamanı fırkalardan, partilerden biri değildir. Bak bunlara dikkat etmemiz lazım. Evet Menemen olayı ya da Kubilay olayı. Evet Menemen olayı ya da Kubilay olayı arkadaşlar diyoruz. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından bir tepki var bu sefer değil mi? Bak az önce Şeyh Said dedi ki isyan çıktı parti kapatıldı. Burada parti kapatılıyor isyan çıkıyor. Evet bu partinin kapatılmasına tepkilerden dolayı tabi bahane. İzmir Menemen'de Derviş Mehmet Öncü Dinel'den gidiyor. Şeriat ister sloganı isyan başlıyor. Bak dikkat. Derviş Mehmet Menemen Kubilay olayının başlatan bu isyanı başlatan kişi Derviş Mehmet'tir. Ve ayaklamayı önlemeye çalışan bundan öne çıkan Asteğmen Kubilay isyancılar tarafından öldürülüyor. Devrim şehidi olarak anılır arkadaşlar. Asteğmen Kubilay ve aynı zamanda öğretmendir kendisi arkadaşlar. Askeri birlikte müdahale sonucu isyan bastırıldı. İsyancılar divana harpte yargılanarak cezalandırıldı. Bak buraya dikkat. Menemen olayında hangi mahkeme görev yapıyor? Divana harp.
Bakın birinci tevmeye karşı isyanlar çıktığında istiklal mahkemeleri vardı değil mi? Şeyh Said'de istiklal mahkemeleri var. İzmir suikastında istiklal mahkemeleri var. Ama Menemen'de istiklal mahkemesi yerine hangisi görev yapıyor? Divan-ı Harp görev yapmış. Dikkat ediyoruz. Hangi olayda istiklal mahkemesi görev yapmamıştır diye soru gelirse Menemen'de istiklal mahkemesi değil Divan-ı Harp görev yapmış arkadaşlar. Evet. Bu isyan da Şeyh Said isyanı gibi rejime karşı yapılmış. Evet. O zaman rejime karşı üçüncü olay oldu değil mi? Bir Şeyh Said, iki İzmir suikastı, üç Menemen olayı. Ve çok patlayıcı geçişi geciktirmiş. Az önce söylediğim şeyleri yine tekrarlıyoruz. Bu iki olayda inkılapların henüz tam benimsenmeyip yerleşmediğini kanıtlamakta. Bundan dolayı da inkılapların tam yerleşmesi, kökleşmesi için çok patlayıcı geçilememiş. Tek parti yönetiminin en önemli özelliği faydası inkılapların yapılmasını ve yerleşmesini sağlaması diyoruz. Evet. Arkasından bak Bursa olayı, Atatürk'ün din değil dil meselesi dediği olay, ezanın Türkçe okunması üzerine ortaya çıkan bir olaydır arkadaşlar. Evet, ezan Türkçe okundu maalesef yıllarca. Evet, Tanrı uludur, Tanrı uludur, haydi namaza gibi arkadaşlar maalesef. Bunlar da yaşandı. Evet, Bursa olayı Atatürk'ün din değil, dil meselesi dedi olay. Vagonli olayı, Vagonlitz olayı diye de geçer. Fransız şirketi arkadaşı Vagonli, bakın hangi cürette bunu yapıyorlarsa, bakın. Bu şirket İstanbul'da, yani Türkiye topraklarında, ama Türkiye topraklarında olan bu şirket Türkçe yasaklıyor, düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ileri gidiyorlar. Ve Türkçe konuşanlara ceza veriyor. Ortaya, bunun sonucunda Vagonli olayı ortaya çıkıyor. Razgard olayı arkadaşlar. Bulgaristan Razgard kasabasında bulunan Türk mezarlığı tahrip ediliyor. Bulgar ırkçılar arkadaşlar. Yani ırkçılık boyutunu bu kadar ileri boyuta taşıyıp maalesef ölüye bile saygı duymuyorlar. Bu olay üzerine İstanbul'da bulunan Milli Türk Talebe Birliği harekete geçti. Bulgar mezarında siyah çelenk bırakarak olayı protesto. Bakın bizim anlayışımıza bakın. Biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz siyah çelenk bırakıyoruz, protesto ediyoruz. Çünkü biz onlar gibi olamıyoruz değil mi? Not arkadaşlar bak, hem Vagonli olayı hem Razgard olayları, evet hem Vagonli hem Razgard olayları Türk gençlerin vatanseverliklerini kanıtlamakta. Çünkü her iki olayda da Milli Türk Talebe Birliği tepkisini ortaya koymuş. Evet, Dersim Tunceli olayları arkadaşlar. Şu anki adı Tunceli'de 1937 yılında merkezi hükümetle Dersim aşiretleri arasında anlaşmazlıklar yaşandı. Ve bu anlaşmazlıklar neticesinde arkadaşlar bazı olaylar yaşandı. Dersim'de arkadaşlar mutlak devlet hakimiyeti sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat düzenlendi. Hatta hava harekatı yapıldı arkadaşlar. İlk kadın savaş pilotumuz Sabiha Gökçen'in de katıldı arkadaşlar. Hava harekatı yapıldı. İsyan basıldı. Seyit Rıza ve birlikte 6 kişi idam ediliyor. Dersim halkının, Tunceli halkının büyük bir kısmı sorumlu İSKAN'a tabi tutuluyor. Tunceli olayları, Dersim olayları sonucunda arkadaşlar. Evet, bu şekilde Cumhuriyet dönemi arkadaşlar iç olaylarını da bitirmiş olduk arkadaşlar.